Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak tek çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yine bir tek renk. Tek renk yazmayı yapacağım. İster arkadaşlar sadece böyle sarı, ardal sarısı, mavi, pembe, bu şekilde bir model yaptım arkadaşlar modelimiz gördüğünüz gibi böyle modeller arkadaşlar bana Osmanlı desenini hatırlatır ve çok hoşuma gider modelimiz bu şekilde şu şekilde 3 zincir çekerek tığlamalarını yaparsanız daha güzel duruyor arkadaşlar Enni, sık sürafadan e, tığ battıdan enli tığ battısı daha hoş duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet modelimiz bu şekilde şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tığ battımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Yeni başlarken de aynı şekilde tığ battımızın içine sık iğne ile girip bir tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıma bu şekilde bir zincirle geçtim. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi aynı tığ battımın içine kapatıyorum. Buraya bir tane kirpik yaptım. Yine bir zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya bir zincirle geçiş yaptım. 5 zincir. 4 ve beş. Aynı tığ battığımın için arkadaşlar bu şekilde kirpik yaptım. Yine bir zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yandaki tığ battı da kapattım bu şekilde 3 tane arkadaşlar bu şekilde buraya kirpik yaptık Beşer zincirli 3 tane kirpiğimizi yaptık hemen iki zincir çekiyorum pardon 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar yandaki tığ battıya girdim kapattım bu birinci tığ battımız 3 zincir yandaki tığ battıya girdim kapattım bu ikinci 3 zincir yandaki tığ battıya girip kapattım 3 zincir yandaki tığ battıya girdim kapattım dördüncü yandaki tığ battıya girip kapattım bu şekilde arkadaşlar toplamda 5 tane tığ battı yapmış olduk yine 8 zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çekip dönüyorum. Buradaki arkadaşlar bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battımın içine bir yuva yaptım. 3 tane zincirle döndüm düz yüzüne. Bu yapmış olduğum bu yuvanın için arkadaşlar kapattım. Gerisini 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 zincir çektim kapattım. 2 zincir çektim kapattım. 3 4 5 6 2 zincir çektim kapattım ve 7 Evet arkadaşlar ikişer zincirli buraya 7 tane bu şekilde yuvamızı yaptık ve dibine de arkadaşlar aynı tığ battının içine sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 6 zincir dönüyorum arkadaşlar bir tane kirpik bırakıyorum. İkinci kirpiğimin içine girdim. Buraya bir tane yuva yaptım bu şekilde. Zincirimi çektim. 6 veya 7 arkadaşlar. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre değişiyordur. 1 2 3 4 5 6 Yandaki hemen arkadaşlar. Bir tane atlayıp onun yanındaki kirpiğin içine kapattım. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen dibindeki tığa battım arkadaşlar. Bu şekilde kapattım. Buraya 4 tane arkadaşlar bu şekilde yuva yaptık. Yine 6 zincirle dönüyorum. Döndüm. Aynı yuvaya kapattım. Bu şekilde. Tekrar altı zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine, aynı kapattım yuvanın içine. Buraya bir tane kirpik yaptık arkadaşlar. Tekrar altı zincir. Hemen yandaki yuvaya kapattım. Bu şekilde kirpik yapıyoruz. Bir yuvaya iki tane giriyoruz arkadaşlar. 6 zincir. Yandaki yuvama kapattım. Sık iğne Buraya yine 6 zincir çekerek kirpik yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 6 zincir. Hemen sonucu yuvama da girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Girdiğim yuvaya tekrar 6 zincirle kirpik yaptım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir tanesini atlayıp ikinciye iki zincir çekerek giriyoruz. İki zincirimi çektim. İkinci tığ battımın içine bu şekilde kapattım. Bakın arkadaşlar burada da aynı şekilde burada da i̇kinci, bir tane atlayıp ikinci tığ battıya girdim. Şimdi arkadaşlar buraya 8 tane zincir çekiyorum. Döndüm. Bu arkadaşlar kirpiğimiz bu yanındaki de yaptığımız geçiş yuvamız. Oraya giriyorum. Şöyle kirpiğim yuvamın ortasında boş kalacak. Tekrar 8 zincir. Yine kirpiğim yuvamın ortasında geçiş yuvama kapattım bu 8 zincirimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bir tane kirpiği ortada bırakıp yuvaya geçiş zincirimin içine kapattım. 1 2 8 tane zinciri 8. zincirim arkadaşlar bir tane kirpik bırakıp bu şekilde ikinci yuvama geçiş yaptım. Ortada bir tane kirpiğim kalıyor. 2 tane tığ battı atlayıp bu şekilde arkadaşlar 3. tığ battım. Yani en sonuncu tığ battımın içine girdim. 3 zincirle dönüyorum düz yüzüne. Bu şekilde döndük. Yaptığım bu 8 zincirli yuvanın içine kapattım. 1 2 zincir. Toplam 8 tane arkadaşlar bu şekilde kirpik kapatıyoruz. 1 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 2 zincir çekerek kirpiklerimi kapatıyorum. Evet. İki zincir çekiyorum. Kirpiğimi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar diğerine sık iğne ile geçiyorum. İki zincir. Kapattım buraya. İki zincir. İkinci kirpiğim. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. 7 ve 8. 8 tane arkadaşlar 8 zincire bu şekilde 8 kirpik dolduruyorum. Sık iğne ile diğer yuvaya geçiyorum bu şekilde. 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir yine kapattım. 3. 4. 5. 6. 7 ve 8. Evet arkadaşlar bu yuvayı da doldurduk. Diğer yuvaya da sık iğne ile geçiş yaptık bu şekilde. Aynı şekilde iki zincir çekerek buraya da arkadaşlar 8 tane böyle sık iğneler kirpikler yapıyorum. 2 2 zincir çekip kapattım. 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane arkadaşlar bu şekilde buraya kirpikleri kapattım yine hemen yanındaki dibine değil de bir yanındaki boşta olan tığ battıya kapattım arkadaşlar bu yaptığım sık iğneli Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Bu şekilde oluyor. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi böyle büyük yemenilere de yapabilirsiniz. Mevlüt örtülerine de yapabilirsiniz isterseniz. Veyahut da bu şekilde düz bir yazmaya da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim daha önce altta iki tane olduğu için biraz yüksek gibi durabilir. Sizinki böyle durmaz arkadaşlar daha böyle yapışık durur altta benim iki tane bir de ben yapıyorum üçüncü tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar bir zincir çekiyorum yandaki tığ battıya girdim kapattım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir aynı tığ battının içine kapattım bu şekilde bir zincir çekiyorum yandaki tığ battıya kapattım 5 zincir katıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Hemen yandaki tığ battı ya. Kapattım bu şekilde. 3 tane kirpiği buraya yaptım arkadaşlar. Yine bir zincir 3 zincir çekiyorum. Buraya 5 tane tığ battı yapıyorum. 3 kirpikten sonra 5 tane tığ battı. 1 2 3 zincir Kapatıyorum. 3 zincir. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. 4. tığ battım. 1, 2, 3 zincir. Bu da 5. tığ battım. 5 tığ battığı yaptıktan sonra 8 zincir. 8 zincirimi çektim arkadaşlar. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma bu şekilde bir yuva yaptım ortası için. 3 zincirle dönüyorum. Sadece ilk 3 zincir arkadaşlar, diğerleri hep 2 zincir. Bu dönüş olduğu için şu düğümü şu şekilde arkadaşlar 2 zincir çekelim ve arkaya şöyle alalım. Sonra onu orada inşallah yakacağız. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 zincir kapattım buraya 3. 2 zincir 4. 2 zincir 5. 2 zincir 6 2 zincir ve 7. kirpiğim arkadaşlar ortadaki yuvaya bu şekilde 7 tane kirpik yapıyorum aynı tığ battıya da şöyle sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar 7 zincir çekiyorum şöyle ters tarafını çeviriyorum bir tane kirpik atlayıp arkadaşlar ikinci kirpiğe buraya bir tane yuva yapıyorum. Tekrar 7 zincir. Bir tane kirpik atlayıp ikinci kirpiğe şu şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir tane kirpik atlayıp buradaki 3. yuvayı yaptım bu şekilde. Tekrar 7 zincir. 7 zincir yaptık arkadaşlar sık iğne yaptığımız en dibe kapatıyoruz bunu da arada bir tane kirpik 7 kirpikli yer arkadaşlar bu şekilde dört tane yuva yapılıyor yine biz buraya 7 zincirle dönüyoruz düz tarafına döndük şimdi bu yuvaların için arkadaşlar kirpikler yaparak kapatacağız tekrar yapıyor 7 zincir çekiyorum kapattım. Pardon arkadaşlar, 6 zincir. 7 de çekebilirsiniz. Biraz benim ipim kalın olduğu için bu şekilde 6 çekiyorum. 6 zincir. Kapattım. Tekrar 6 zincir. Kirpik olarak aynı yuvanın içine kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şu şekilde geçiş yaptım. Şimdi bir de kirpik olarak 6 zincirli kirpik yapalım aynı yuvaya sık iğne ile kapatalım tekrar altı zincir geçiş yuvaya geçiş zincirimiz şimdi kirpik için altı zincir kapattım bu şekilde şimdi arkadaşlar iki tane zincir çekiyorum yuva işimiz bitti bir tane atlayıp ikinci tığ battı ya bu şekilde kapattım Evet arkadaşlar şimdi 8'e zincirli yuvalar yapacağız. 2, 3, 4, 6, 7 ve 8. 8 zincirimizi çektim. Şöyle ters tarafından bir tane ortadaki arkadaşlar kirpik olarak bırakıp geçiş yuvalarına bu şekilde gireceğiz. Bu şekilde yuvalar yapacağız. Şu şekilde daha net gözüksün. Bu birinci yuvamız. 8 zincir hemen buradaki kirpik arada bırakıyoruz arkadaşlar hemen yanındaki geçiş yuvasına 8 zincir yine kirpiğimizi bırakıp bir yanındaki yuvanın içine giriyoruz bu ikinci üçüncü pardon 8 zincir bir tane bırakıp ilk yuvadan giriyoruz ve arkadaşlar burada üç tane tığ battığımız kaldı. İlk tığ battığımızın içine yani 3. tığ battının içine sık iğne ile bu şekilde geçtik. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi şöyle düz yüzüne dönüyorum artık arkadaşlar. Yuvalarımızı ters tarafından yaptık. Buradaki yuvanın içine sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim. 1 2 zincir kapattım tek kat aldığım için tekrar yapacağım arkadaşlar. 2 zincir, 3. kirpiğim. 1 2 zincir. 2 zincir. 2 zincir çekerek arkadaşlar 8 tane buralara yuva yapacağız. 2 3 4 5 6 bu da 8. arkadaşlar. Evet tane daha sanki arkadaşlar 7 8. zincirimi de iki zincir çektiğim zinciri de kapattım ve şimdi arkadaşlar diğer yuvaya bir sık iğne ile geçtim 1 2 zincir birinci kirpim ikinci 3 dördüncü 5. 6 7 2 zincir ve 8. Bu şekilde arkadaşlar yuvanın içine 8 tane kirpiyi yaptım. Hemen bir sonraki yuvaya yani 3. yuvama sık iğne ile geçtim. 1 2 zincir kapattım. 2 zincir 3 4 5 6 7 ve 8 3. yuva mı da bu şekilde arkadaşlar. 8 tane kepikle doldurdum. 4. yuva sıkney ile geçişimi yaptım. Buraya da aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Kapattım.

bazen arkadaşlar tığımız bize böyle şakalar yapabiliyor tek kat alabiliyor yani bu şekilde arkadaşlar sonuncu ve dördüncü yuvayı da doldurdum hemen bir yanındaki boş olan tığ battı arkadaşlar sık iğne ile kapatıyorum bir tane de zincir çekip ipimi kopardım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar dört tane motif yaptık beraber modelimiz bu şekilde tek renk sarı rengin üzerine mesela yaptığımız renk olduğu için daha hoş duracağına eminim arkadaşlar bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar